Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, 1 Mayıs tarihinden itibaren hayvansal ilaçların kullanımında reçete zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak yetiştiricileri uyardı. Uçmaklıoğlu, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nca hayvan hastalıklarında kullanılacak her türlü ilacın reçeteyle verileceğini, veteriner kontrolünde yapılacak reçeteler dışında hayvansal ilaç kullanımının kesinlikle yasak olduğu belirtilerek reçetesiz ilaç kullanımının ağır yaptırımları olduğunu ifade etti. Bilinçsizce veteriner ilaçları sadece hayvan sağlığını değil, aynı zamanda bunlardan elde edilen hayvansal ürünlerin tüketimi nedeniyle halk sağlığını da tehdit ediyor. Gelişigüzel kullanılan veteriner ilaçları o hayvanın sütünden veya kesilen hayvanın etinden veyahut da yumurtasından, hayvansal gıdalardan insanlarda geçebiliyor. Ve böylelikle kanserojenik veyahut da değişik hastalıklara neden olabiliyor. Bilinçsiz ve kontrolsüz kullanılan veteriner ilaçları. Bu konuda önümüzdeki geçtiğimiz günlerde Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı bir çalışma başlattı. 2010 yılında çıkarılan 5.996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, yem ve gıda kanunun kanuna istinaden ilaç ve biyolojik madde yönetmeliği çıkarıldı. Bu yönetmeliğe göre de bütün veteriner ilaçlarının reçeteye tabi tutulması öngörüldü. Bu 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Türkiye'de veteriner ilaçlarının reçeteyle verilme uygulaması başlandı. Şimdi reçetesiz veteriner ilaçlarının satışına ve kullanılmasına 1 Mayıs'tan itibaren kesinlikle izin verilmeyecek. Üretici hayvanını bir veteriner hekimi muayene ettirdikten sonra bir reçete yazılacak ve bu reçeteyi veteriner hekimden veyahut da reçete eczaneye gönderilecek. Veteriner ilacı satan eczaneden veteriner ilaçlarını temin edecek. Böylelikle bu ilaçların kontrol ve denetiminin de sağlanması öngörülüyor. Yani veteriner ilacının üretim tesisinden son kullanıcı olan hayvana kadar hangi kulak numaralı hayvan veya hangi işletmedeki hayvana ne dozda kullanıldığını böylelikle bu zincir rahatlıkla görülebilecek. Veteriner ilacı üreten firma ilacı eczan depolarına satacak. Veteriner eczan depoları bu ilacı fatura karşılığı veteriner hekim veyahut da eczaneye satıyor. Bu ilacın kullanılmasında muayene edildikten sonra hayvan yazılan reçeteyle de kontrollü bir şekilde bu reçete uygulanarak hayvanların ilaç kullanımı öngörülmüş oluyor. Yani 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye çapında olduğu gibi ilimizde de bütün veteriner ilaçlarında reçete zorunluluğu getirilmiş oldu. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi arasında bir protokol yapıldı geçtiğimiz aylarda. Bu protokole göre bu reçeteler Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından basılacak. Türk Veteriner Hekimleri Birliği bunu elimizde gösterdiğim şekilde her ile ilin kodu olacak şekilde bastırıyor. Soğuk damgasıyla, mühürüyle veteriner hekimler odaları eliyle veteriner hekimlere ulaştırıyoruz. Ve bu şekilde ilaçların kontrol ve denetimi de sağlanmış oluyor. Her ilin ayrı kodu olacak. Her ilin ayrı bir kodu oluyor. Odalar bu işi organize ediyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin organizasyonunda bu reçetelerin teminiyle veteriner hekimler odaları tarafından yapılıyor. Biz de bu konuda geçtiğimiz günlerde İlçe temsilcilerimizi bir araya topladık. Bu konuda arkadaşlarımızı bilgilendirdik. İlçe temsilcisi arkadaşlarımız kendi ilçelerindeki veteriner hekimleri bu konuda bilgilendirdi. Ve 1 Mayıs itibarıyla da bu uygulamalara başlamış olduk. Reçete bittiğinde koçanlarıyla birlikte odaya iade edilecek. Ve bunlar 5 yıl boyunca odada saklanacak. Çünkü resmi kayıt evrak olduğu için odada saklanacak ve kayıt işlemleri bakılacak. İcmalleri de her ay düzenli şekilde Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne odamız tarafından bildirilecek. İlaçta reçete uygulaması yasal olarak başladı yönetmeliğe göre. Tabii bunun kontrol ve denetimleri Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılacak. Hem veteriner hekimlere hem veteriner eczan depolarına, yani hekimlere ve eczanelere ilaç temin eden eczan depolarına, aynı zamanda eczanelere de Gıda
Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından gerekli kontrol ve denetimler yapılacak. Fatura karşılığı elde edilen, alınan ilaçların nereye gittiği böylelikle kontrol ve denetim sağlanmış olacak. Eğer reçetesiz ilaç satıldığı tespit edildiğinde de bunun hem idari hem de mali para cezası var. 7.000 lira civarında da bir mali külfeti var satana. Evet. Bu yüzden benim bütün hayvan üreticilerine tavsiyem mutlaka veteriner ilacı alırken reçetelerini alsınlar. Bu reçete karşılığında veteriner hekimlerden veyahut da eczanelerden kontrollü bir şekilde ilaçları kullansınlar ki bu aynı zamanda kendi sağlıkları için çok çok önemli.